Herkese merhaba. Şu anda Ürgüp Merkez'deyiz. Biz bu videomuzda sizlere mesafeleri çekeceğiz. İlk başlangıç olarak karşıda görmüş olduğunuz saat kulesi var. Ürgüp Merkez'deki saat kulesi. Şu anda Ürgüp Merkez'deyiz. Ve buradan Avanos, Devrent Vadisi, Zelbe, Paşa Bağları ve Avanos kaç kilometre? Onu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi. Evet, kilometremizi sıfırladık. Evet, şu an gözüküyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra tur bittikten sonra da kaç kilometreye yol yapmışız? Onu göstereceğiz size. Ömer Alp tabii ki burada. Ömer Alp, merhaba der misin? Hayır. Neden? Merhaba demek istemiyor musun? Evet, şimdi hareket ediyoruz. Ürgüp Merkez'den, çevre yolundan Devrent Vadisi'ne gidiyoruz. Evet, burası saat kulesi. Ürgüp Merkez'de. Bu tarafta hamam var, tarihi bir hamam var, cami. Bu videoları biz bir seri olarak çekeceğiz. İlk etapta Avanos mesafesini, hani yolunu çekeceğiz. Daha sonra Göreme-Müşhisar ve bir de Ürgüp Mustafa Paşa yolunu çekeceğiz. Bunların kaç kilometre olduğunu sizlere göstereceğiz. Ve siz de buraya tatile geldiğiniz zaman, eğer ki kendi aracınızla gezmek isterseniz, şöyle bir size, önce size Temenni Tepesi'ni göstereyim. Daha sonra oraya da bir Temenni Tepesi'ni de ziyaret yapacağız. Havaların biraz daha ısınmasını bekliyoruz. Evet, nerede kalmıştık? Şimdi dediğim gibi sizin kendi tatil programınızda, özel aracınızla geldiğiniz zaman nereden nereye nasıl gidebilirsiniz? Ne kadar mesafede, kaç kilometre mesafe var, kaç dakika sürüyor? Aşağı yukarı onların hesaplamasını sizin daha rahat yapmanız açısından böyle bir video çekmeye karar verdik. Evet, saati de şöyle göstereyim size. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum, şöyle 17:25 ve yola çıktık. Şu anda Ürgüp Çevre Yolu'ndan Avanos Devrent'e doğru yola çıktık. Şöyle bir Ürgüp gezisi yapmış olduğum biraz. Şimdi buraya geldiğiniz zaman tabii ki dediğim gibi gezmek için seyahat acentaları var. Araç ve rehber eşliğinde. Bu şekilde de tur yapabilirsiniz ama ben kısıtlı zamanda bir program içerisinde gezmek istemiyorum derseniz kendi aracınızla veya rent-a-car bisiklet duru veya ATV ile de gezebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani, ATV ile sadece saatlik turlar varmış. Eşim turizmci olduğu için öyle bir bilgi verdi bana. Yalnız Devrent Vadisi'ne gitmek için toplu taşıma araçları yok. Sadece turla gidebilirsiniz. Ve kendi aralarınıza. Aynı zamanda Kapadokya karavan turizmine de çok uygun olduğunu düşünüyorum. Yani buraya karavan turizmini sevenler için kesinlikle tavsiye edebileceğim bir bölge. Evet, burası çevre yolu. Aynı zamanda Kapadokya Üniversitesi'ne gidiyor burası.
Burada da Kapadokya Üniversitesi'nin derslikleri mevcut. Karavan dedim, gördüğünüz gibi. Hemen bir karavan karşımıza çıktı. Evet, bu yoldan eğer ki sağa dönerseniz Kayseri'ye devam ediyor. Sola dönerseniz Göreme, Uçhisar ve Nevşehir'e devam ediyor. Dümdüz gittiğimizde de Avanos'a gidiyoruz. Ömer Alp aşırı derecede araba ile gezmeyi çok seviyor. Değil mi oğlum? Seviyor musun? Evet. Keyif alıyor musun? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi yine yola çıktık. Yeşil ışığımız yandı. Sevdiğim vadilerden bir tanesi burası. Şöyle göstereyim. İnmeyelim.
Yani inmiyoruz. Daha önce de burada biz video çekmiştik. İlk videolarımız Devrent'te Ömer Alp'le birlikte var. Şöyle size şimdilik göstereyim, yine tekrar çekeriz. Dediğim gibi hani hem kilometre hem saat olarak size hesaplama yaptığımız için çok fazla vakit kaybetmek istemiyoruz burada. Şöyle bir burada mola verip resim çekebileceğiniz bir alan olduğunu göstermek istedik. Hem görüntü buradan çok güzel, manzara çok güzel. Evet, Ürgüp'ten buraya kadar şu anda 6 kilometre oldu. Saat olarak da 8 dakika. Evet, şimdi aşağı kısımdan gideceğiz. Burası aynı zamanda Sihirli Vadi olarak geçiyor. Neden öyle geçiyor? Çünkü buradaki kayalar çok enteresan şekillerde kayalar var. Mesela Kartal Kayası var, Tavşan var, özellikle Deve Kayası var. Mesela benim en çok sevdiğim burada bir tane aile kayası var. Anne, baba ve çocuk. O bizim kayamız. O yüzden ben orayı çok seviyorum. Şöyle size. Eşya satışları var. Burası otopark, normalde pandemiden dolayı biraz boş. Hı, ama şuradan Deve Kayamızı da göstereyim size. Evet, görüyorum. Avuççi Kaya var. Evet, karşıda. Pandemiden dolayı biraz sakin buralar. Şurada avuç gibi bir kaya var. Aha, gördüm. Evet. Görebiliyorsunuz umarım. Avuç içi kayası. O da şöyle. Tabii bu sizin kendi hayal dünyanıza kalmış bir şey. Hayal dünyanız ne kadar gelişse kayaları o kadar farklı şeylere benzetebiliyorsunuz tabii ki. Şimdi tabii kayalar biraz daha kızılımsı olanlar bakır oranının yoğun olduğu söyleniyor. Tabii Avanos'a yaklaştıkça kırmızı toprağın artması da çok doğal. Çünkü kırmızı kızılırmak kenarında yataklardan kırmızı toprak alınarak, biliyorsunuz, çanak, çömlek yapılıyor. Hatta bir laf var, kör de bilir Avanos'un yolunu, testi çanak kırığından diye bir meşhur söz de mevcut. Tekrar sessiz kalarak manzaranın tadını çıkarmanızı tavsiye ederim. Thank you.
Evet, Zerbe Köyü'ne yaklaştık. Burada da seramik çömlek yapım ve izleme yerleri var. Burada siz kendiniz de deneme yapabiliyorsunuz. Başlangıç direkt Avanos merkeze gidiyor 4-5 kilometre sonra. Evet. Ama biz buradan dönüş yapıp Zelve Açık Hava Müzesi'ne geçiyoruz. Evet, burası Zelve. Şöyle göstereyim. Şöyle. Evet. Tamam anneciğim. Şu anda Devrent'ten buraya 5 kilometre oldu. 11. kilometreyiz. Tamam, evde alacağız. Eve giderken alacağız tatlım. Evet. Devrent'ten burası 11 kilometre. Şu anda saat 17.42. Tamam. Telefonumu çıkarsam şunu taksam var. Ne ya?